Hocam, insanlar neden bu kadar kötü? Kötü değil hocam. Bu deprem döneminde her ne kadar böyle zannetsek de bunun nedeni bulunabilirlik önyargısı. Aynı uçak kazalarında olduğu gibi. Uçak kazaları çok enderler ama haber dayağı taşıdıkları için çok daha fazla göz önüne geliyorlar. Bu yüzden uçak kazalarının olduğundan daha fazla zannediyoruz. Deprem döneminde de iyilik çok daha fazlaydı ama insan dışı o varlıkların yaptıkları çok ender gerçekleştiği için haber değeri yüksekti. Ve bu da bizim yanılsamamıza yol açtı. Aslında iyilik çok fazla. Dünyanın her yerinde... Hocam. Efendim? İyi misiniz? İyi miyim? Normalde böyle mutlu şeyler söylemezsiniz. Bu dönem farklı bir dönem. Çekil bakalım. Evet efendim, bu dönemde en azından bir söylemde birazcık daha umut vadeden gerçeklerden bahsetmeye deneyeceğiz. Evet, benim için zor olacak. Biliyorsunuz genelde karanlık gerçekler, hayatın acımasız yönlerinden bahsediyorduk ama bunu bir süreliğine erteleyeceğiz. Çünkü bu hayatta iyilik de var, güzellik de var. En azından bu felaketin bize bu yönünü de gösterdi. Birliktelikten güç doğduğunu gördük. İşte bunları da bir süreliğine videolarımıza bahsetmeye devam edeceğiz. Türksel, seni bile affettim bu dönemde. Çakal, 8 liramı ver ama.